AK Parti yeni anayasa konusunda CHP'nin kapısını çaldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, 4 siyasi parti grubunun üzerinde uzlaştığı 60 maddenin yasalaşması için CHP Grup Başkan Vekilleri Akif Hamza Çebi, Muharrem İnce ve Engin Altay ile bir araya geldi. Bu meclisin en iyi besleyen iki adamı yan yana. 45 dakika süren görüşme sonrası ilk açıklama AK Partili Nurettin Canikli'den geldi. Bizim ortak paydamız üzerinde durduğumuz husus şu: düzenlemeler, yasalaştırmayı yapacağımız düzenlemelerin 4 siyasi partinin mutabakatıyla oluşmuş konular veya maddeler olması gerekir. Hangi konu olursa olsun 4 siyasi parti mutabakatla herhangi bir konunun anayasaya girmesini eğer istiyorlarsa biz bunu yasalaştırırız. Bu önerimiz bunu içeriyor. Canikli, CHP'nin olumsuz tavır takınması neticesinde sürecin tıkanacağını belirtti. Yani zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımını biliyorsunuz, kapıları kapatmış durumda. BDP ile de götürülmesi, yasalaştırılması hukuken fiilen mümkün değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuz görüş vermesi halinde bu süreç burada tıkanır, kapanır gibi gözüküyor. Canikli'nin açıklamalarının ardından CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi kameraların karşısına geçti. Dört siyasi partinin uzlaştığı maddelerle ilgili olarak elbette dört siyasi partinin desteğiyle elbette bir süreç başlatılabilir. AKP ve CHP olarak bu maddelerin yasalaştırılmasına ilişkin önerisine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadık. Bu öneriyi biz yetkili kurullarımıza götüreceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise gazetecilerin sorusu üzerine toplantıda başörtülü vekil meselesinin gündeme gelmediğini ifade etti. Toplantıda ayrıca bu konu gündeme gelmedi. Parlamentomuzun da kurulduğu günden beri bir geleneği var. Bu geleneği korumak önce meclis başkanına düşer. Onun görevidir. Umarım bu geleneği korumak konusunda Sayın Başkan üstüne düşeni yapar diye düşünüyoruz. AK Parti ile CHP arasında gerçekleşen ziyaret MHP'nin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, görüşmeyi korsan olarak niteledi, tepkisini dile getirdi. Anlaşılan o ki, yani bu iradenin dışında başka ortaklıklar arayışı vardır. Bu partiler arasındaki bir uzlaşmayı dinamitlemek amacı taşıyor. Bugün bu görüşme yani biraz da uzlaşma komisyonunun dışında korsan bir görüşme gibi algılanıyor. Eğer varsa aslında bir niyetiniz, uzlaşma komisyonundaki insanlar yetkili değil mi? Görevli değil mi?